Dedemizden gelen meslek bu. Tatlı şu an biraz durgun. Sevgili seyirciler, bir hayvancılığa sektörel bakış programıyla daha karşınızdayız. Bugün Konya Çumra'ya bağlı Güvercinlik Mahallesi'nden yayın yapıyoruz. Burada bir süt işletmesindeyiz ve süt işletmesinin yetkili sorumlusuyla beraber size hayvancılığı, bu bölgedeki yapılan hayvancılığı ve Konya bölgesini, özellikle Çumra bölgesindeki hayvancılığın son durumunu konuşacağız. Öncelikle merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Talip Şen. Konya Çumra Güvercinlik Mahallesi doğumluyum. Doğuma büyüme bu sektörün içindeyim, hayvancılığın içindeyim. Evet. Bu çiftliğimizi kurarken sizden dinleyelim. Yani ne zaman kuruldu, hikayesi nedir, ne şekilde aşamalardan geçtiniz, sorunlar nelerdi? Ya da öz sermaye mi ya da desteklerle mi kuruldu? Evet, işletmemizi 2009 yılında karar verdik. Biz süt hayvancılığına yönelelim diye. O zamanlar inekler çok ucuzdu. Atıyorum 2,5 bin lira civarında. Biz hesabımızı, kitabımızı yaptık. Hayvancılığa başlayalım dedik. O zaman da hayvancılık çok azdı. İşte hayvancılığa başladık. 2009-2010 yılında inşaatımıza başladık. İnşaatımız 2011 yılında bitti. Kendi öz sermayemizle kurduk bu işletmeyi. 2011 yılında hayvan almaya başladık. Hayvanlar birden arttı. Yani 2,5 bin lira olan bir hayvan 5 bin liraya kadar yükseldi. 5-6 bin lira civarını buldum. Devletimizin desteklerinden yararlanarak 25 tane inek o zamanlar aldık. Bu çiftliği kurduktan sonra hayvanlar 2 yıl başka bir yerde barındı. Ondan sonra buraya getirdik, bu işletmemizi kurduk. Şu anda çiftliğimiz aktif şekilde çalışmakta. Evet. Hayvanlarımızın sağımı da devam ediyor. Evet. Şu anda sağmal olarak kaç hayvanımız var? Şu anda 40 hayvanımız var sağmal. Sağmal 40 hayvanımız var. Toplamda güveler ve... Toplamda 100-110 tane hayvan var. 110 tane hayvanımız mevcut, evet, şu anda. Peki süt ortalamamıza vurduğumuzda bir hayvanın ortalama süt litre nedir? 26 civarında, 26 kilogram civarında günlük süt ortalamamız var. Yani şöyle baktığımızda ortalamaya güzel bir rakam süt ortalaması. Ama ülkemiz geneline baktığımızda süt fiyatlarındaki bazı sıkıntılardan dolayı, evet, süt ne kadar litrede yapsan, evet, fiyatı eder parayı kazanamadıktan sonra, tabii, hiçbir anlamı olmuyor. Evet. Siz de bu sıkıntıları birebir yaşayan kesimsiniz, birebir yaşıyorsunuz, evet, içindesiniz. Bu bölgemizdeki süt fiyatları nedir ya da siz sütünüzü ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz sütümüzü sütçüye veriyoruz. Zaten sütü kendimizin değerlendirme gibi bir lüksü yok. Günlük bir ton sütümüz var. Onun için ayrıyeten bir işletme daha açmak lazım. Mandıra cinsinden ki pazara girmek lazım. Bu çok zor. Onun için, evet, sütçüye veriyoruz. Mecburu, yani sütçüye ne derse boyun bükmek zorundayız. Şimdi Ağustos ayında, Temmuz ayında süt tavan yapıyor. Süt fiyatları tavan yapıyor. Yani o sütçü geliyor, bir sütünü ben alayım, öbürü geliyor sütünü. Ama birinci, ikinci aylarda çok zorlanıyoruz. Fiyatlar düşüyor, bahaneler aranıyor. İşte bugün antibiyotik çıktı, bugün süt asitlendi. Onun için süt pazarı çok dengesiz. Devletin bu devletin bir alt kota koyması lazım ki süt, evet, biz de bilelim yani önümüzü. Çünkü bilemiyoruz. 1 liraya da düşebilir, 90 kuruşa düşebilir. Zaten yem fiyatları şu anda 95 ile 1 lira 95 kuruş ile 1 lira arasındadır. Kilosu, evet. Süt de 1 lira 15 kuruş
1 lira 20 kuruş. Yani maksimum. Maksimum tabii şu anda maksimum rakam. Soğuk süt ayrı, çiğ süt, sıcak süt ayrı. Yem fiyatlarına göre sütü yem fiyatına göre süte bakarsak şu anda zarar ediyor işletmenin. Neden zarar ediyor? Sadece bu yem değil. Hayvandan bu 25 kilo sütü alabilmek için yaklaşık 8 ila 12 kilogram arasında süt yemi veriyoruz mecburi. Bunun yanında kesif yemler var, kaba yemler var. Kaba yemde günümüzde yağışlar nedeniyle şu anda zor temin ediyoruz. Evet, zor temin ediyoruz. Ona da çok büyük bedeller ödüyoruz. Bunu da niye bedeller ödüyoruz? Şimdi biz bu hayvancılığın içinden geldik. Konya Çumra denildiği zaman hayvancılık ve tarım ve hayvancılık akla geliyor. Ama bugün doktor da bu işi yapıyor. Hakim de bu işi yapıyor. Savcı hepsi bu işi yapıyor. Herkes bu işe yöneldi. Evet. Onun için biz bu işte zorlanıyoruz. Bizim gelirlerimiz zaten ona göre. Büyük işletmeler kurulduğu zaman biz kaba yemimizi temin edemiyoruz. Kaba yemimizi temin edemediğimiz için işletme büyük bir zarar altında oluyor. Yani evet. Şimdi kaba yeme dünyanın parasını veriyoruz. Sılacı kendi tarlamızdan kaldırıyoruz ama bunun yanında yoncası var. Bunlar hep kendi tarlamızdan kaldırıyoruz ama kaba yemi, anız saman dediğimiz kaba yemi parayla satın alıyoruz. Evet. Çünkü dediğimiz gibi doktor, hakim, herkes bir işletme kurdu. 500 hayvan, 1000 hayvan. Onlar bizim önümüzü kesiyor şu anda. Sonuçta siz kaba yeminizin bir kısmını kendiniz yetiştirmeye evet. çalışıyorsunuz. Sılajını yapıyorsunuz, yoncanızı aynı şekilde yetiştiriyorsunuz. Buna rağmen yem maliyetleri ciddi anlamda evet. yüksek. Yani sonuçta bu hayvanın tek besin kaynağı bu kaba yem ve kesif yemler. Kesif yeme de ağırlık verdiğinizde bu sefer tamam sütü arttırabiliyorsunuz ama bu sefer yem maliyetinizi arttırmış olsunuz. Evet. %70 oranında yem maliyeti çıkıyor. Bir işletmenin evet. temel maliyeti zaten yemdir. Bunu çözmek için yani Konya bölgesinin toprak arazisi de biraz bu konuda elverişli değil. Evet. Hani sulak arazimiz çok fazla yok. Bu konuda da sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Bunun çözümü için ne öneriniz var? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir süt işletmesinde zaten işletme sütten kâr edemez fazla. Hı hı. Bu bir hayvanın yem ihtiyacını, veteriner ihtiyacını, ondan sonra diğer ihtiyaçları, elektrik, su, işçi ihtiyacını karşıladıktan sonra buzağısı bize kalıyor. Hı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Peki buzağı size kalıyor ama yeri geldiğinde buzağı ishalleri, buzağı hastalıkları, evet. buzağı ölümleri çok fazla görülüyor ki ülkemizde son dönemde şap hastalığını yaşadık. Büyük bir kırım sebep oldu. Buzağların özellikle ölmesine sebep oldu. Bir işletmede böyle bir hastalık da görüldüğünde veyahut da hani bu salgın hastalık olarak değil normal hastalıklarda da görüldüğünde o buzağı da kaybettiğinde işletme nasıl ayakta kalacak? Şu anda işletme o zaman zaten öncelikle bilinçli hayvancılık yapılmasını tavsiye ediyoruz. Araştırılmalı. Bir veteriner yardımı ile işletme kontrol edilmeli. Aşılar zamanında olmalı. Evet. Aşılar zamanında olduğu zaman hastalıklara karşı hayvanlar en minimum seviyede bir hastalığa yakalansa bile en minimum seviyede zarar atlatır. Evet. Buzağı ishallerine gelince işletmede devamlı temizlik önemli. Buzağlarda önemli. Buzağı kulübelerinde buzağlarımız birer kaldığı zaman ishaller bir buzağdan öbür buzağa atlamaz, bulaşmaz. Öyle yani. Peki buzağımız gitti olduğunda işletmenin içinde siz de faaliyetle çalışıyorsunuz. Aynı şekilde elemanımız da size yardımcı oluyor bu konuda da. Eleman sıkıntısı çok farklı bir konu. Ona ayrıca geleceğim. Şimdi öncelikle hayvanlarımızı biraz konuşmak istiyorum. Şimdi buzağı doğduğunda müdahale ediyor musunuz? Ya da hani güç doğumla karşılaşıyor musunuz işletmede? Evet. Tabii her inek ayrı ayrı doğum yapıyor. Kimi normal doğumu kendisi yapıyor. Ben özellikle hayvan doğuma başladığı zaman hemen müdahale etmem. Zaten hayvanın yapısında hayvan kendi doğurur. Ama bu tohumlarımız suni tohum olduğu için kaliteli tohum attırdığımız zaman veya Holstein'a devletimizin şimdi desteği var. 5 yaşından yanılmıyorsam 5 yaşından büyük ineklere simental attırdığımız zaman devletin ayrı bir desteği var. Şimdi Holstein'a simental atıldığı zaman buzağı biraz daha büyük oluyor. Ona tabii müdahale ediyoruz ama normal Holstein'a aynı ırkından atıldığı zaman bile güç doğumlar oluyor. Ona müdahale ediyoruz. Bazen hayvan kayıp, buzağı kayıplarımız da oluyor. Buzağı ters geliyor. Mesela
ters geldiği zaman tabii o güç doğum oluyor. Evet. Buzağı kaybedebiliyoruz. Yapamadığımız yerde veteriner hekimimize başvuruyoruz ama genelde kendimiz müdahale edebiliyoruz. Hı hı. Zaten bir işletme sahibi olarak veya bir işçi olarak bu buzağı doğumlarına kendimiz müdahale edemezsek zaten hep zararda oluruz. Yani şimdi veteriner hekimi, her şeyi veteriner hekimiyle halletmemek lazım. Hı hı. Onun için bilinçli hayvancılık yapmak lazım. Koruyucu. Tabii tabii. Evet. Öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi hayvan doğduğu zaman da hemen müdahalesini etmek, hemen müdahale edilmesi lazım. Gerek hemen aşıları, sepsis örüm aşıları olsun, ishal koruyucu aşılar olsun ve bazı iğneleri var onların. Onlarla müdahale etmek lazım. Buzağımızı temiz bir yere alıp ilk 8 saatte anne sütü, ağız sütünün içirilmesi lazım. Ağız sütünü yeterli miktarda içen bir buzağı kolay kolay hastalıklara karşı dirençli olur. Yani hastalanmaz hemen. Çünkü ağız sütü çok önemli. İçerisinde bizim çocuklara yaptırdığımız aşıların hepsi mevcut hayvanda. 8 saat içerisinde onu alıyor. Hı hı. Ve bünyesinde buzağlarımız sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Evet. Şimdi gezdiğimiz yerlerde birkaç yerde bununla karşılaştık. Çok güzel bir uygulama. Umarım siz de bunu hani yapıyorsunuzdur veya yaparsınız. Ağız sütü bankası. Evet. Yani doğum yaptıktan sonra hayvan ilk buzağısı emdikten sonra o sütü sağarak bir haznede saklayıp, hı-hı, dondurucuda saklayarak kendi bankalarında tutuyorlar dondurucuda. Oldu, doğum yaparken hayvan öldü veyahut da ağız sütünü, hı-hı, buzağı içemedi. Mecbur müdahale edip vermek zorunda. Evet. Dondurucudan çözdürüp hayvana verebiliyorlar. Böyle bir sistem evet, geliştiriyorlar. Bu da buzağı ishallerini, öncelikli olarak buzağı ishallerini ve diğer hastalıkları en büyük önlem olarak evet, işletmelerde uygulanmaya başlandı. Sizde böyle bir uygulama var mı? Evet. Biz zaten buzağı ilk sütü içtiği zaman ikinci sütü içmiyor. Hı hı. Diyelim saat 12'de doğan bir buzağı ağız sütünü yeterli miktarda yani 2-2,5 litre arasında içtiği zaman 24 saat sonra anca aynı miktarda süt içebiliyor. Ağız, hı hı, sütünü içebiliyor. İnek bir sağım sonra ineğin zaten ağız sütü boşa gidecek. Yani, hı, inek sağılan ağız sütünü biz ayrı sağlıyoruz. Onları derin dondurucuya bırakıyoruz. Başka her inek ağız sütü verecek diye bir şey yok. Evet. Bakıyorsun inek doğum yaptıktan sonra hiç süt çıkmıyor. Hemen dondurucudan onu alıyoruz. Diğer buzağı kullanıyoruz. Evet, böyle bir uygulamayla evet, da hem bağışıklığı, hı-hı, sürü bağışıklığını evet, da yaymış oluyorsunuz. Peki işletmemizi kurduk. Beraber çalışıyorsunuz. Burada siz de çok büyük emekler harcayarak, başında durarak bu işi yapıyorsunuz. Bu noktada size yardımcı olan bakıcı noktasında, hı-hı, ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Şimdi ülkemizde yerli yani kendi vatandaşımızda böyle bir sıkıntı var. Yani kendi vatandaşımız, kendi vatandaşlarımızdan ne bir işçi bulabiliyoruz, bakıcı bulamıyoruz, işçi, hı hı, sıkıntımız var. Suriye'den gelen göçmenler var. Gerek Suriye'den gelen göçmenler olsun, gerek Türkmenistan, Afganistan kökenli çalışanlar olsun, bunlar olmadığı zaman bu hayvancılık biter. İşçiye güvenerek hayvancılığı tutamayız. Yani işçiye güvenerek bir hayvan çoğaltamıyoruz. Hı hı. Ondan sonra yemimiz geldiği zaman gerekli hammalları bulup kendi vatandaşımızdan yem indiremiyoruz. Biz, hı hı, büyük bir sıkıntımız var. Onun için Suriyeli ve Afganistanlı, Türkmenistan kökenli işçiler bu konuda Türkiye'mizde ve Konya'mızda, özellikle Konya'mızda çok büyük bir değeri var. Yani şu anda onlar olmadığı zaman biz bir iş yapamıyoruz. Mersin tarafından gelen işçiler vardı. Onlar da şimdi çalışmıyorlar artık. Devletimiz bu işsizlik maaşından mıdır bilmiyorum ama kendi vatandaşımız herhangi böyle bir hamallık işinde çalışmıyor. Hayvancılık işinde çalışmıyorlar. Zaten herkes zenginledi yani. Şimdi burada evet. Şimdi işsizlik ülkemizde 3 milyona rakamlara ulaştı. Çok büyük işsizlik var diyoruz. Evet. Ama dönüp baktığımızda çalıştıracak eleman da bulamıyoruz. Yurt dışından gelen arkadaşlarımızı, işte söylediğiniz gibi Türkmenistan, Afganistan, evet, Suriye bölgesinden gelen arkadaşlarımızı burada çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Biz neden bunu yapmıyoruz? Yani bizim bundaki sıkıntımız nedir? Her zaman şey lafı vardır ya, çobana kız vermiyorlar, o yüzden yapmıyorlar. Fabrikaya gidip asgari ücretle çalışıyorlar. Bunu ne zaman aşacağız? Evet, fabrikaya dediniz de şimdi bu işte en minimum miktar, en minimum maaş 1500-2000 arasıdır. Hı hı. 3000 liraya kadar çalışanlar var. Şimdi bizim kendi bulunduğumuz yerleşim yerimizde de bazı komşular var. 1000 liraya, 1500 liraya devlet işine gireceğim
diye kapıda bekliyor. Devlet kapılarında bekliyor, fabrika kapılarında bekliyor ama bu hayvancılığa yönelmiyorlar. Hayvancılık bizim ata mesleğimiz. Asıl yani Türkiye denildiği zaman Türkiye'de hayvancılık zaten bir kriz var yani. Bu krizin olmasının sebebi hayvancılık yapılmadığı için et fiyatları zaten vatandaş yüksek fiyata et alıyor. Miktarını tam olarak bilemeyeceğim. Hayvancılığı hakir gören vatandaşlarımız var. Onun için bu işe gelmiyorlar. Yani ne iş yapıyorsun dediği zaman inekçilik, hayvancılık, işte çoban denilmesinden korktuklar için. Evet. Yani fabrika onlar için daha cazip geliyor. Bir de çalışma saatleri var tabii. Bu işin saati yok. Gece gündüz ne olacağını bilemezsin. Evet. Bazen gün geliyor akşama kadar yatıyorsun bir iş çıkmıyor. Tabii. Bazen geliyor gecenin üçünde doğuma müdahale etmek zorunda kalıyorsun. Bence, bence devletimizin yurt dışından gelen işçilere bir kapı açması lazım. İş imkanı sağlaması lazım. Çoğu bunların kaçak çalışıyor zaten. Bazı işletmeler kaçak işçi çalıştırıyor mecburi. İşçi sıkıntısı var. Devletimizin bu yönde de bir tolerans tanıması lazım. Evet. Bu konuda yardımcı olsun istiyorsunuz. Peki işletmemizi bize özetlemek isterseniz. Buradan izleyicilerimize de, üretici arkadaşlarımıza yani sizinle bu mesleği paylaşan arkadaşlarımıza önerileriniz nelerdir? Nelere dikkat etmeleri lazım? Yani siz 26-27 litre süt alıyorsunuz ortalama. Bunu elde etmek için hayvanın neye ihtiyacı var? Şimdi düzenli bir rasyon olması lazım. Hayvanların dilinden iyi anlaması lazım. Şimdi hayvan üretici bilinçsiz yem kullanıyor. Hayvan atıyorum proteini yüksek yemler kullanıyorlar. Sütü illa biz sütü alalım da hayvanın sağlığı bizim için önemli değil. Mesela hayvana yüksek proteinli yem veriyor. Hayvan döl problemleri oluyor. Bu hayvanlar bizde sadece bir yıllık için değil. Bu hayvanlar 8-10 yıl işletmemizde barındırabiliriz. Onun için bence önemli olan süt değil. İlk önce hayvanın sağlığıdır. Zaten hayvan kendi sağlığını koruduğu zaman gerekli enerjisini, proteinini ve rahat gezinebileceği ortamı sağladıktan sonra zaten hayvan maksimum sütünü verir. Onun için önce düzenli bir rasyon, onun ardından hayvanların tırnak problemi, tırnak hayvanların aylık, yıllık bakımlarının yapılması çok önemlidir. İşte arkamızda gördüğünüz kaşağı var. Bu hayvanlar için çok önemlidir. Süt ihtiyacı için de önemlidir. Yani sütü de arttırır. Çünkü kaşağı vücutta kan dolaşımını hızlandırdığı için bu süte de etki ediyor. Hayvanlar da bir hayvan olarak değil de onları da bir canlı olarak görürsek o zaman maksimum verimi alacağımızı düşünüyorum. Evet. Yurt dışında örneklerine bakıyoruz işletmelerimizin. Bazı noktalarda yakalamaya başladık işletme, örnek işletmeler olarak. Ama şimdi oradaki süt verimine bakıyoruz. 45-50 litrelerde süt veren hayvanlarla karşı karşıya geliyoruz. Ülkemize geliyoruz aynı hayvan, aynı ırk, aynı yemi yiyor gerekiyorsa ama 25-30 kilonun üstüne çıkamıyoruz. Şimdi Türkiye'nin zaten bir ortalaması var. 25 ila 28-30 arasındadır. Bu neyden kaynaklanıyor? Slaş kalitesinden. Hayvanın ırkı çok önemli zaten. Yurt dışında gerekli bu DNA'larla süt ıslah çalışmalar yapılıyor. Daha lüks, daha kaliteli inekler üretiliyor. Zaten Türkiye'de yurt dışından son zamanlarda çok hayvan ithal etti, süt hayvanı. Ama onlar da Türkiye'ye geldiği zaman %100 verim vermiyor. Bizim Türkiye'nin şartları Avrupa şartlarına göre çok değişik. Avrupa'da yaylım yüksek. Hayvanlar mera çok önemli. Yaylım merası çok önemli. Bizim arazilerimiz ona göre. Yağış ülkemizde çok az olduğu için bu yaylım meraları çok minimum seviyede. Yani yağış olmadığı için meralarımız zaten tarıma yöneldi. Hep meralar bozuldu. Şimdi zaten günümüz bir 10 sene 15 sene önce bizim bu mahallenin çok büyük meraları vardı. Yaylım meraları. Onu hep tarım arazisi yaptılar. Hayvancılık zaten bizim Türkiye'de baktığımız zaman ikinci planda oluyor hep. Zaten hayvancılık ikinci planda olmasaydı bu meralarımız kalırdı. Bu işletmeler de böyle tarım arazilerinde değil de meralarda olurdu. O zaman hem tarım arazileri böyle bozulmamış olurdu hem de meralarda hayvancılık daha önemli, daha güzel olurdu. Meralarımız olurdu hayvanları bıraktığımız zaman.
biz de Avrupa standartlarını yakalayamasak da belki yaklaşırdık. Onun için önce dediğim gibi hayvan kalitesi çok önemli. Ardından da yağış ve mera hayvanlarda gerekli verimi sağlayacağını düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz bu arada verdiğiniz bilgilerden dolayı. Size kolay gelsin. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Sevgili seyirciler, güvercinlikteki gezimiz devam ediyor. Buradan başka bir yere geçeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Teyzem kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne yapıyorsun, iyi misin? Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyiyiz. Allah razı olsun. Vallahi köyümüzün adeti işte. Bir şeylerimizi yapıyoruz, görevimizi yapıyoruz. Allah razı olsun, elinize sağlık. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun şimdi, anlat bakalım. Şimdi saç böreği yapıyoruz. Nasıl yapılıyor bu? Nasıl yapılıyor? İşte köyümüzün adeti ocak. Hamuru yoğururuz, içi hazırlarız. İşte bir açarız, yaparız. Hamuru açar, yaparız. İçine koyuyorsunuz. İçine ıspanak, yoğurt, peynir, onlardan koyuyoruz. Onlardan. Herkesin canı ne istiyor, neyi seviyorsa onları yer. Ailecek hep beraber. Ailecek hep beraber yapıyoruz, yiyoruz. Afiyet olsun, elinize sağlık. Allah razı olsun. Yenge, sana da kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun bakalım, anlat. Vallahi ben açıyorum, işliyorum, iltime de veriyorum, pişiriyorum. Elti misiniz? Eltiyiz. Anlaşabiliyor musun eltiyle? Çok. Sıkıntı yok. Yok yok, sıkıntı yok. Beş iltiyiz, beşimizle birbirinden anlaşırız. Beş elti maşallah. Kaç tane çocuk var? Dört çocuğum var. İkisi oğlan, ikisi kız. Hepsini ev verdin mi? İkisi de gelin oldu, ikisi de evlendi. Oğlanın ikisi de evlendi, ikisi de gelin oldu. Oğlanlar yanında mı? Oğlanlar Ercan yanımda. Aha. Büyük oğlum yanında, küçük Konya'da. O da evlendi, o sağlıkçı. Hı hı. Hanımı da sağlıkçı olunca onlar evlerini Konya'ya döşedi, onlar Konya'da oturuyorlar. Orada oturuyorlar. Orada oturuyorlar. Biz burada Ercan'la beraber. Ercan'la beraber, Ercan'ın hanımı, 3 tane torunu yanında beraber yaşıyoruz. İyi maşallah. İyiyiz yani, şeyimiz iyi. Yani sağlığımız, sağlığımız, keyfimiz iyi yani. İyi, huzursuzluğumuz yok yani. Allah bozmasın inşallah. Çok güzel şeyimiz var yani. Yenge, sende kaç tane var? 4, 2 oğlan, 2 kız var bende de. Aynı mı? Aynı. İyi, büyük kızımı gelin ettim, 3 torunum var. Oğlum biri İstanbul'da polis. Biri şimdi askerde, fabrikada elektrik elektronik mühendisi. Bir kızım var, Konya'da Anıt Hastanesi'nde çalışır. Maşallah. Sağlıkçı. Bu kadar işte. Hepsini yerini yapacağız yavaş yavaş. Yapacağız inşallah. Üçü de bekar. Üçü de bekar. Bekar. İyi bakalım. Allah'ın nasiplerini... İnşallah. İnşallah. Hayırlısı. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz abi? Ben Konya Çumra Güvercinlik Mahallesi'nden Ercan Ateş. Hı hı. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. İyi ki geldiniz deriz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Ercan Bey. Şimdi işletmemizi biraz tanıyalım öncelikle sizden. Sizi tanıyalım. İşletmemiz aile işletmesi. Hı hı. Yaklaşık 15-17 kadar hayvan sayımızla aile işletmesi yapıyoruz. Babamızdan kalan bir meslek. Ben kendim normalde esnafım, sanayiciyim, oto elektrik, klima işler yapıyorum Çumra sanayisinde. Hı hı. Ama bu da babamızdan bize kalan bir iş olduğu için bunu da elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Baba mesleği deyip bir kenara itip bırakmadık, asla, gene devam ediyoruz. Asla, babamızı da çok seviyoruz, bize verdiği mesleği de çok seviyoruz. Şimdi ülkemizde aile işletmeciliği gitgide bitmek üzere. Yani evet, büyük maalesef. İşletmeler, büyük çiftler kuruldukça aile işletmeleri işte, desteklerden fazla yararlanamamadan dolayı da kazanamamasından evet, dolayı da aile evet. işletmeleri yavaş yavaş kapanıyor. İşte merkeze göçüp şehirlere, büyük şehirlere göçüp asgari ücretle çalışmak zorunda maalesef. Kalıyor. Ama siz bu işi devam ettireceğim diye hala uğraşıyorsunuz. Yani büyük bir sabırla bekleyerekten biz bu işi hala devam ettireceğiz ve sonuna kadar da devam ettireceğiz. Ama şöyle bir sıkıntılarımız var bizim.
Bu iş normalde bir köylünün işi. Ama bugün bir doktora bakmışsın, adam koskoca çiftlikler açmış. Ne bileyim, bir avukata bakıyorsun, koskoca çiftlikler açmış. Bu arada bizleri, küçük işletmeleri tamamen bitirmek için uğraşıyorlar. Ama bilmiyoruz artık nedense, elimizde kalan bir bu, küçük işletme olarak bunu da aldılar mı da kurtulacaklar diyoruz. Evet. Bununla böyle yani. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Aile işletmelerini kaybettiğimizde de hayvancılığın temelini sarmış olacağız. Aynen, aynen. Aile işletmeleri bu işin temeli zaten. Evet. Bu işin temeli olduğu için duayeni de aile işletmeleri, devamı da aile işletmelerinden geçer bu işin. Büyükler bir gün elbet onların sonu gelecek diye görüyorum ben. Evet. Çünkü çok büyükle kar amaçlarını bilmeden, nerede ne yaptıklarını bilmeden işlemler yapıyorlar. Hı hı. O yüzden zararını çekecekler. Evet, kağıt üzerinde yapılan hesaplarla bu işe giriyorlar. Aynen. Ve sonunda muhakkak... Aynen o şekilde. Bu iş gerçekten çok aşırı derecede bir karlı iş olsaydı zaten küçük işletmeler böyle küçük hayvanlarla, ufak hayvanlarla kalmaz. Çok çok büyütürlerdi. Hı hı. Bizim ülkemizin aslında hatalarından birisi de buydu. Yapılan teşvikler, desteklemeler, projeler hep büyük işletmeler için verildi. Aslında aile tipi işletmeleri büyütmek için destekler verilseydi. Yani sizin şu anda 13-15 ineğinizi alıyorsunuz. Evet. Bunu 30-40'a çıkarmak için size destek verseydi. Hı hı. Sizin en azından burada bir mahallede siz tek başınıza bu işi yapmıyorsunuz. 3-5 aile bu işi yapıyorsunuz. Aynı işletmelere bu şekilde destek verilseydi sadece bu bölgede 100-200 tane hayvan olacaktı. Elbette. Ama tek bir işletmeye böyle bir destek verildiğinde 100-200 hayvan tek bir işletmede oluyor ve o da zarar ettiğinde kapatıp gidiyor. 200 hayvan bir anda kaybımız oluyordu. Aynen, aynen. Biz bu işin namında değiliz. Biz bu işin karındayız. Hı hı. Büyük işletmeler bu işlerin namında. Nam olsun da kar olmasın hesabından. Bu işletmeler bu şekilde çalışıyorlar. Bilmiyorum artık ne derece kar ediyorlar, ne derece zarar ediyorlar. Artık o da onların sorunu. Ama biz elimizden geldiği kadar biz kesif yemi dışarıdan alıyoruz. Kendi yemlerimiz arpadır, samandır, ot balyasıdır, sılajdır. Bunları biz kendi imkanlarımızla, kendimizin bulduğu çarelerle üretiyoruz. Sadece kesif yemi dışarıdan aldığımız halde nasıl diyeyim yani at başı veyahut da çok yakın bir az bir karla biz bu işi kurtarıyoruz. Hı hı. Büyükler nasıl çözüyor bu işi bilmiş değiliz. Evet. Şimdi süt fiyatları son dönemde ülkemizde gitgide düşmekte. Evet, yani evet. Son 2 yıldan beri aynı fiyat devam ediyordu. Hı hı. Son 2-3 aydan beri de fiyatlar gitgide düşmekte. Bu küçük işletmeler, aile tipi işletmeler ne gibi zararlar verdi? Bu şimdi şöyle bir olay var. Biz gerçekten hangi ayda sütü kaç paradan bizden alacaklar veyahut da bize kaç paradan ödeyecekler kesin olaraktan tahmin edemiyoruz. Çünkü bir bakıyorsun aşağıda, bir bakıyorsun yukarıda. O yüzden ona göre biz de ileriyi göremiyoruz. Bir bakıyorsun düşüyor, bir bakıyorsun yükseliyor. Bu gerçekten sabit bir taban veyahut da tavan fiyatlar olsa biz gerçekten hesabımızı ona göre yapacağız. Ama hiçbir zaman için güvenip de bizim bu ay şu kadar süt parası alacağız diye güvenip ona göre bir yatırım yapamıyoruz. Sadece elimize ne gelmiş Allah bereket versin diyoruz, cebimize koyuyoruz. Şu anda ne kadardan veriyorsunuz sütü? Şu anda yaklaşık 1 lira 50 kuruştu. 95 kuruşa düştüğünü duyduk ama hı hı. Şu günlerde işte bizim tekrar kartları gönderiyoruz, süt kartlarını. Onun parası bize gelince göreceğiz. Evet, şu anda daha hesabı şu anda hesabı belli değil. Maalesef belli değil. Şimdi son Tarım Bakanlığı'nın açıklamış olduğu 1 lira 15 kuruş altında hı hı. satış yapılamayacak ve ESK yani Et Süt Kurumu süt piyasasına müdahale edecek. Evet. Alımlar yapacak. Devlet bazında alımlar yapıp süt dozu üretecek. O belki süt fiyatlarını bir nebze olsun sabitleme noktasında umarız iyi olur. Umarız. Şimdi yem fiyatlarına bakıyoruz. Hani süt fiyatları bu kadar düşük olurken yem fiyatları da gitgide artıyor. Evet. KDV'yi bir ara düşürdük. KDV yokken de. KDV bize düşmedi. KDV yem üreticilerine düştü. Hı hı. Ama adı kime düştü oldu? Çiftçilere düştü oldu. Üreticilere düştü oldu. Oysa ki büyük sanayilere, yem üreten fabrikalara düştü KDV. Evet. Yaklaşık KDV'de %18 bir KDV'si vardı. %18'i kaldırdılar. Ama ne olmuş? Şeylerin dediğine göre, yem üreticilerin dediğine göre ham madde bir şeyler olmuş. Tekrar o %18'i tekrar yapıştırdılar. Evet. Ne oldu? Biz eski fiyattan yine aynı yemimizi alıyoruz. Hı hı. Hatta daha da üstüne daha çıktı. Daha da üstüne çıktı yani. Yerler. Daha da üzerine hı hı. çıktı. Bir de şimdi süt firmalarının şöyle yaptırımları oldu. İşte süt parasını vermiyor, yerine yem al benden gibi yaptırımlar da olmaya başladı ki bazı bölgelerde duyuyoruz ki evet. işte kömür karşılığında süt alımlar başlamış. Hani al gülüm ver gülüm ticaretine dönmüş evet, artık. Evet maalesef olarak. Maalesef öyle. Şimdi şöyle bir olay var. Gerçekten yem girdiler çok pahalı olduğu için verdiğimiz süt karşılamaz oldu. Hı hı.
Hı hı. E ne oluyor bu şartlarda? Sadece kalırsa yılda bir buzağısı kalıyor. Onu da artık Allah'a bağlı, ölürse o da gidiyor. Evet. Sağlıklı yaşarsa o da karımız oluyor. Hı hı. Tek bir buzayla, tek bir buzayla yaşarsa o da bir buzayla yılı kapatıyoruz. Hı hı. Peki son dönemde bu desteklemelerle alakalı, teşviklerle alakalı, hı hı, yani süt destekleri birliklerden alınıp üreticinin, evet, kendi hesabına yatırır. Evet. Umarız bundan sonra da hani böyle güzel haberler duyarız. Bu süt desteklerinin sizin hesabınıza yatması size bir artısı oldu mu? Bize bir artısı olmadı. Sonuçta biz öbür türlü birliklerden aldığımız parayı kartımızda hazır çekmiş olduk. Sadece bu kadar. Gene birliklere gitti para. Gene birliklere tabii. Yani gene birliklere gidiyor. Sonuçta esasen destek de tam bir destek bence değil. Yani yılda çok cüzi bir rakamda destek oluyor. Evet. Ama inşallah devletimizden umuyoruz ki daha güzel yerlere getirecek. Özellikle küçük işletmeleri daha güzel yerlere getireceğini umuyoruz ve bekliyoruz. Umarız biz de dediğiniz gibi olur. İnşallah. Çünkü işin temeli bu. Yani bu işi aile tipi yapan işletmeler, evet, bu işin temeli. Bu işin temeli. Bu işin temeli. Temeli sarsarsak hayvancılığımız tamamen dışa bağımlı hale. Aynen o şekilde. İşte memleketimizde süt üretimin artsın diyerekten bankalar kredilerle şunlarla bunlarla bayağı bir canlandırdılar. Sonra ne oldu? Et piyasası çöktü, tavan yaptı et. Ete canlandırıyorlar, süt düşüyor. Yani bunun bir ortak noktası artık olmalı yani. Artık kesin çözüm yapılması kesin çözüm lazım. Yapılmalı yani. Yıllar yılı bu şekilde bu iş. Hep anlık çözümler üretiyor hayvancılıkta. Aynen, yani öyle. Et para ettiğinde hayvanların çoğu kesime gitti. 2008 yılında yaşanan, evet, olay gibi, evet, şu anda, evet, da aynısını çok yaşıyoruz. Çok güzel ve muhteşem hayvanlarımız hep kesime gitti. Yani insanın içi acıdı o hayvanlar kesilirken. Evet. Şu andaki durum da yavaş yavaş ona gidiyor. Yavaş yavaş ona gidiyor. Alınmazsa. Yavaş yavaş ona gidiyor. Aslında bizim bu işi masaya yatırıp haritasını çizmemiz lazım. Evet. Yani bu sadece A partisi, B partisi hükümeti olarak değil. Partiyle hiçbir alakası yok bu işin. Hayvancılığın temeli olarak. Hayvancılığın temeli. Masaya yatırılıp işte bir politika izlenmesi lazım. Evet. Yani bizim hayvancılığımız 20 yıl sonra şu noktada olması gerekiyor. Arkadaşlar, evet, denip bunun hesabı yapılması lazım. Şöyle bir gerçek var. Bu işi nasıl yaparız diye gerçekten temeldeki üreticilere bir sorulması bence çok mantıklı ve yerinde bir karar olur. Çünkü koltukta masa başında oturup vay biz bu işi böyle yapalım, vay şunu şöyle yapalım demekle bu iş çözülmüyor. Hı hı. Bu işin mutfağında olmak lazım. Evet. İşin mutfağında olmak lazım. O yüzden gerçekten temeldeki yetiştiricilere, üreticilere sormak lazım. Bu işi nasıl yaparız diye. Hı hı. Bu işin temeli zaten bu olduğu için sizden öğrenilmesi, evet, gerekiyor. Evet, asıl, evet, hikayenin, asıl sıkıntıların, yani, tamamen üretici basında, evet, gelip hangi sıkıntısın var kardeşim, neyle alakalı sorunun var, bunların ele alınması lazım, evet, bunların çözümüne gidilmesi lazım. Yani şöyle bir gerçek var, çiftçi, temeldeki çiftçi gerçekten devletten hiçbir zaman için bir destek istemedi, maddi destek olarak istemedi. Sadece yem girdilerini düşürsün, en büyük güzellik odur. Sadece yem girdilerini düşürmek en büyük güzellik budur. Evet. Zaten hayvancılığın en büyük masrafının %70'i yem. Tamamen yem. Tamamen yem. Az önce bahsettiğim gibi sütçüleri, süt kooperatifleri, süt toplayan kişiler bakıyoruz hesabımıza yemle kafa kafaya gelmiş. Evet. Yani o yüzden adamlar hem süt topluyorlar, sütten kazanıyorlar, hem bize yem satıyorlar, yemden kazanıyorlar. Ama biz sadece süte bakıyoruz. Maalesef. Maalesef onun yani, şeyini duydum. Maalesef o şekilde. Kendini doymuyor. Evet. Elimizde sadece buzağı aynen, kalıyor. Aynen, bir buzağımız kalıyor. Buzağı da işte işletmenin geleceği zaten buzağı. O yüzden buzağlarımıza iyi sahip çıkmaya bakıyoruz. Evet. Buradan ekran başındaki izleyicilerimize aktarmak buradan ekran şey başındaki izleyicilerimize bol bereketli yıllar dileriz. Dedemizden gelen meslek bu. Tatlı şu an biraz durgun.